Kuzey Amerika hattının 10. bölümü uzun zaman sonra yine kayıtta. Eray selam. Selamlar evren. Evet biraz uzun, arayı biraz uzun tuttuk ne yazık ki. Planlı bir şey değildi. Evet bir de şu da var çünkü hani buradaydın, beraberdik ve Be Kuzey Amerika hattının formatının da böyle uzaktan bu muhabbeti korumak. Yani Florida ve Ontario arasında olmasını istediğimiz için <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> biraz uzattık. Evet olsun ama orada olmak güzeldi. Toronto'yu özlemişim. Özellikle en güzel zamanı ya. Hani gerçekten Toronto'nun en güzel zamanı ne zaman dersen bence yazı da değil kışı da değil ama sonbaharı bütün Kanada'nın sonbahar çok güzel abi bununla ilgili milyon tane video yaptık ve her sonbaharda da ben yine aynı hislerle o sonbahar güzelliğini yaşıyorum seninle de böyle bir iki gün kaçtık ve o sonbahar ağaçların arasında küçük bir kabin tutmak e, güzeldi keyifliydi arkadaşım teşekkür e, ederim. Evet bayağıdır böyle sohbet edecek vaktimiz olmamıştı yani hep böyle iş güç arasında ya da işte şey arasında telefonda çok olmuyor o yüzden böyle iki gün kapanmak bana da iyi geldi böyle bir yeni Yenilendik. <laughs> evet şehirden kaçtık yenilendik. Güzel oldu. Onun da videosu gelecek ilerleyen günlerde. Evet çok yakında. <laughs> Evrenle 20 yıllık arkadaşlığımız oldu arkadaşlar bu arada. 20 yıllık dostluk hatta. Ee, onun içinde çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Etkinliğin videosu da zaten çok yakında gelecek ve çok çok güzeldi ya Evren. Gerçekten evet. harikaydı. Çok teşekkürler bütün her şey için. 20 yıldır hayatıma güzel renkler kattığın içinde. Aynı şekilde. Kanada'nın sonbaharı gibi. <laughs> evet. Biz renk seviyoruz. Gerçekten acaba insan psikolojisi üzerinde böyle bir renklerin şeyi var bence. Her ne kadar ben ben siyah giymeyi seven bir olsam da ama bu biraz kiloyla da alakalı. Ben renkli giymeyi seviyorum aslında. Kilo verdikçe kıyafetlerim renkleniyor da bir renk sevgimiz var. Evet. Kendimde çalıştım bir anda. Rengi kim sevmez abi? Kim sevmez abi? Vardı sevmeyen ya. Bugün içinde evrendi. Bugün konuşacağımız konuları en baştan istersen böyle ufaktan biraz verelim. Kanada'nın göçmenlik sistemiyle ilgili çok büyük değişimler oldu. Siyasetiyle ilgili büyük problemler olduğunu düşünüyor çoğu insan. O biraz onlardan konuşalım. Sonra ben biraz Dubai çikolatası konuşmak istiyorum senin. <laughs> bu Dubai çikolatası niye bu kadar efsane bir şey dönüştü bir anda? Onu konuşmak istiyorum. Belki Halloween'den biraz konuşuruz. Bu hafta Halloween haftası biliyorsun. Hmm. Ee, benim kafamdaki bunlar bilmiyorum sen de var mı? Ya da free fall gideriz ve başka şeyler akarsa da onlarla da ilgili konuşuruz diye düşünüyorum. Okey olur olur. Kanada gündemiyle bir başlayalım istiyorsan. Çünkü daha doğrusu Kanada gündeminden çok göçmenlik konusu ve insanların sinirlerinin hoplamasıyla alakalı durumlar var. Evet. Özellikle Justin Trudeau'ya karşı büyük bir Karşı bir şey oluşmaya başladı artık zamanla geçtikçe hatta kendi partisinden bile milletvekilleri onun istifasını isteyecek duruma evet. geldi artık ki seçimlere daha bir sene kaldı bir şeyde kalmamış olmasına rağmen geç geçtiğimiz günlerde göçmenlik bakanı işte açıklama yaptı ve göçmenlik kotalarının uzun zaman sonra azaltıldığını söyledi ki Kanada biliyorsun bununla meşhurdur. Yani evet. göçmenlik kotası 1 milyon alacağız, 3 milyon alacağız filan derken bunun da en büyük sebebinin halkın, Kanadalıların %58'inin şu anki bütün problemleri göçmenliğe bağlıyor olması. Yani işte ev sorununda göçmenlikle alakalı, ekonomide göçmenlikle alakalı. Bence seçim arifesinde biz şu kotaları bir azaltalım da şu halkın bir gazını alalım demiş demiş evet. olabilirler. Bence bunu ikiye bölelim önce. Öncelikle bu halkın düşüncesinden önce biraz böyle kim diye giden bir Toplum yaratıldı ne yazık ki Kanada'da biraz bundan konuşalım bence Evren nasıl bir kim burada giden bir toplum? Yani şey oldu şimdi Kanada'nın göçmenlik sistemi yıllardır güven veren ve nasıl göç edileceğini bildiğin bir sistem yani sistem sana diyor ki şunları şunları yaparsan Göçmenliği alacaksın. Yani Amerika gibi ya da işte Avrupa ülkeleri gibi böyle biraz daha zorlayıcı değil de ya bizim bazı adımlarımız var. Şu yoldan gidebilirsin, bu yoldan gidebilirsin. Eğitimle gelebilirsin ya da direkt göçmen olarak gelebilirsin. Eyalet sistemi içerisinden şu şekilde girebilirsin gibi çok güzel ve detaylandırılmış bir göçmenlik sistemi vardı aslında Kanada'da ve insan ihtiyacına göre göçmen alıyordu ve o kadar hızlı bir şekilde bozuldu ki bu Covid sonrasında her geleni almak zorunda kaldılar. Kotaları doldurmak için daha fazla insan kalifiye mi değil mi ona bakmak sizin almaya başladılar ve bu çok büyük bir hani backlog da oluşturdu. Çok büyük bir karmaşa da oluşturdu ve şu an o sözlere inanan hepimiz bu arada çünkü biz de anlatıyorduk bunları ya Kanada şu kadar göçmen olacak bunları işte şu sürede 2 yıl içerisinde 400 bin alacak 500 bin alacak yarım milyon insan gelecek hep bunları biz de konuşuyorduk çünkü güven veren bir sistemdi ve şu an o güven yok çünkü 3 yıldır 4 yıldır hatta 7 yıldır Kanada'da olup hala böyle çalışma izinlerinin son bir yılına, iki ayına, iki yılına gelmiş arkadaşlarımızın bile neler yapabileceği, PR'larını alıp alamayacağı belli değil. Ve bu o kadar stresli ve o kadar sinir bozucu bir şey ki çünkü... Düşünsene yani insanlar evini arabasını satıyor buraya geliyor. Bütün geleceğini burada kurmak için geliyor. Yıllardır burada çalışıyor. Ve sonunda göçmenliği alıp alamayacağı yani önceden çok belliydi. Bunları yaparsan göçmenliği kesin alacak diyorlardı. Şimdi havada her şey. Ve bu bence çok can sıkıcı bir durum ve bu süreçten geçen herkes için de gerçekten çok üzgünüm ama ya umut ediyorum ki Kanada'da eğitim almış ve şu an Kanada'nın çalışma sisteminin içinde olan, vergisini yıllardır veren insanlar için de ayrı bir stream açarlar ve onlar için de ayrı bir göçmenlik yolu açılır. Diğer türlü çok büyük bir fiyasko olacak ve hani buna karşı ne imza kampanyası varsa ben de desteklemeye çok hazırım çünkü çok fazla insanı üzecekler gibi geliyor. Zaten muhalefet lideri de Başbakanı bununla eleştiriyor. Yani çok işleyen bir göçmenlik sistemi vardı Kanada'nın. Siz bunu bozdunuz diye. Şimdi anılan önlemler de biraz da Kanada içerisindeki insanları eritmek için yapılacakmış gibi geldi bana benim anladığım kadarıyla. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim ama artık yıllardır burada olan ve bu konuları uzmanlarla konuşan biri olarak biraz söylüyorum bunu. Hani Mesela çalışma öğrenci öğrenciyken çalışma izni verme konusunda belli bölümler artık arkadaşlar işte 900 tane bölüm seçmişler ihtiyaç olabileceğini ve sadece o bölümlerde mezun olan kişiler artık 3 yıllık çalışma ya da işte 1 yıllık çalışma izni alacak bölümlerine göre. E, bu çok mantıklı bence. Evet bunu belki şu an bunu görünce diyorsun ki bu sanki başta yapılabilirdi. Yani şu an Kanada'da yüz binlerce belki de dijital medya Okumuş insan var ama Kanada'nın bu kadar dijital medya mezununa mesela hani ihtiyacı var mı? Ve bunları nasıl kullanacak? Büyük ihtimalle bunu hani tabii göçmenlik sistemini desteklemek ve genç kişilerin gelmesi için yaptılar mantıken. Ama şimdi de böyle bir zor duruma düşünce bu sistem çok mantıklıymış gibi gelmeye başladı bana. Seçilmiş evet. bölümlerde, ihtiyaç olan bölümlerde insanların okuması. Biraz da tabii bir tane milletten çok fazla kişi gelince biraz onun önünü kesmek için de Böyle bir karar almışlar gibi geliyor. ama tabii diğer bizim gibi Türkler ve diğer milletlerdeki insanları da bu karar etkilemiş gö gözüküyor evet. maalesef. Ya orada şöyle bir şey var evren. Mesela ben önceden dil okulunda çalışırken e, ülkelere kota veriliyordu. Bu bir Kanada'ya ülke olarak bakınca bu doğru mu bilmiyorum ama belki ayrımcılık gibi de sayılabilir. Ama mesela bir dil okulunda kota veriliyordu. Yani işte şu kadar Brezilyalı gelebilir, bu kadar Japon gelebilir, bu kadar Türk gelebilir, bu kadar Alman gelebilir ki biz okulda o diversity, o çok milletli okul olmayı sürdürebilelim diye. Bunun öncesinde bir dönem işte bunu yapmadıkları dönemde atıyorum Brezilya'da yaz olduğunda birçok Brezilyalı öğrenci geliyordu ve Brezilyalı öğrenciler diyor ki ya biz dil okuluna geldik İngilizce öğrenmek istiyoruz ve burada herkes Brezilyalı ya da işte Türkiye'de yaz oluyor. Yazın geliyorlar. Her yerde yaz aynı tarihlere denk gelmiyor bu arada. Bunun da altını çizmek isterim. küçük bir coğrafya bilgisi. Küçük bir coğrafya bilgisi ve bazen insanlar kaybediyor tabii böyle olunca şeyi o insan dengesini. Ya Kanada'da bunu yapıl yapılabilir mi ülkeye göre mi yoksa insanın kendi ya yani ya da ülkenin ihtiyacına göre mi verilmeli? Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir sistem var. Örnek veriyorum hukuk her okul kafasına göre hukuk bölümü açamıyor. Ülkenin hukukçuya ihtiyacı olduğu kadar bir kota veriliyor ve bu üniversitelere dağıtılıyor ve o kadar hukuk bölümü mezun olabiliyor. Bu da mezun olur olmaz aslında iş bulabilmelerine destek oluyor. Çünkü ülkenin bu kadar hukukçuya, avukata ihtiyacı var diyor ve ona göre eğitim veriliyor. E şimdi ülkenin ne kadar dijital medyacıya ihtiyacı olduğunu hiç bilmeden direkt herkes okuyunca biraz kötü oluyor. Bir de şimdi bunun şey kısmına gelelim istersen evden. Halk ne diyor ve onlar nasıl görüyor? Sen o nasıl görüyorsun bu durumu? Halk konusunda bilmiyorum ben her şeyi göçe bağlamak mı diye sorarsan şuna bağlı. Ben herkesin Toronto'ya gelmesini konusu belki de. Kanada'daki en büyük problemler. Herkes Kanada, Toronto ve Vancouver gibi şehirleri tercih edince de biraz sıkıntı oluyor gibi gözüküyor. Maalesef tabii bunlar iş bulabileceğimiz yani özellikle Toronto bir şehir olduğu için doğal olarak insanlar da buraya geliyor ve burada büyük bir yüklenme oluyor. Ya işte belki orada şey olabilir. Örnek veriyorum bazı eyaletlerde, bazı şehirlerde potansiyel olan şehirlere insanları yönlendirip orada iş olanakları açılırsa aslına bakarsan Toronto'ya rahatlar, Vancouver'a rahatlar. O da yapılıyor mu yapılmıyor mu emin değilim. Hani biraz zamana ihtiyacı var gibi. Hı. Ama evet üzücü. Halkın bilmiyorum evren. Yani bence sorun sadece düzensiz göç almak değil. Hani orada bazen böyle sayfalarda okuyorum insanlar o kadar saçma şeyler yazıyor ki yani Kanada'nın da cahili çok cahili gerçekten işte Justin Trudeau oy satın alıyor diyor. Yani o insanın Kanada'ya gelip kalıcı oturumunu alıp sonra vatandaşlığını alıp sonra Justin Trudeau'ya oy vermesi nereden baksan Minimum 6 yıl. Yani o da evet. minimum. Hani öyle bir zaman yok ama işte herkes işte Justin Trudeau bunları getirir. çünkü onların oylarını satın alacak. Çünkü şöyle yapacak, böyle yapacak diye çok salak saçma hani sistemi hiç bilmeyen Kanadalılar var. Onun dışında gerçekten şu an bütün göçmenleri alıp hadi abi herkes kendi evine gitsin dediğinde Kanadalıların düşeceği durumu da öyle bir düşünüyorum ki hani kendini hani first böyle hani ilk Kanadalı olarak görenler ki asla değiller onlar da hani o zaman aslında sorunun sadece göç olmadığını anlayabilirler gibi geliyor. ...al bütün herkesi gö gö gönder... ...bir tane hemşire, doktor ülkede kalmayınca... ...taksi çağırdığında taksici gelmeyince... ...ne bileyim Tim Hortons'a gittiğinde... ...sana birisi kahveni vermeyince ne yapacaksın... ...o zaman o da büyük bir soru işareti yani. İşte o zaman full otomasyona geçiyoruz her ay. ...herkes Tim Hortons'ta makineden kahvesini... ...begılını Eğer... alsın... ...benzinimizi biz dolduruyoruz... ...zaten filan tarzında. Evet. <laughs> ya, gerçekten öyle. yani... ...bütün sistem burada özellikle... ...mavi yakalı işler filan hepsi göçmenlerin elinde... ...yani ve aslında birçok iş dalı da çok garip bir şekilde bu konularda profesyonel eleman arıyor yani evet ama dediğimiz gibi bazı bölümlere işte o kadar çok yüklenme var ki o bölümlerin ihtiyacına dair bir iş yok ama evet. teknik eleman konusunda hani bu yıllarda Türkiye'de de konuşulmuş bir konu hani endüstri meslek liselerini bitirdiler işte meslek liselerini bitirdiler bir garip hale getirdiler teknik eleman yetişmiyor herkes üniversite mezunu herkes ofislerde çalışmak istiyor o kadar iş yok şu an Kanada'da aynı sıkıntı yaşıyormuş gibi geliyor bana konuşulanlardan anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle öyle bu evet. aynı şekilde burada Amerika'da da bu, bunlar çok konuşuluyor oluyor. hani düzensiz göçmenden dolayı işte fiyatların art Enflasyonun olduğu vesaire diye. Bu biraz yani bu bence biraz sığ ve tabii ki bu arada katkısı var payı var bunların da. Ama %100 bundan dolayı oldu ne yazık ki diyemeyiz. Bir de şey düzensiz göç diyoruz aslında Kanada için ama komik olan şu düzen içerisindeki düzensizlik. Göçün çoğu aslında Kanada'da bir düzen içerisinde ve çok zor bir sistem içerisinde yapılan <laughs> bir şey. Ama onun içindeki düzensizlik <laughs> bambaşka bir konu yani. Hani düzensiz ya. göç denilince Türkiye hakkında konuşabiliriz mesela o daha çok... <laughs> Ama buradaki hem zor hem düzensiz. Evet yani artık zorlaştı bu evren. Yani göçüne Allah, evet, güvenen maalesef. gelmeli. O artık, artık öyle bir podcast yapalım diyorum. Göçüne güvenen göçüne gelsin. Güvenen diye. gelsin yoksa Gerçekten diğer türlü... kolay değil. Evet zor. Ee, tekrar bu videoyu ilk defa izleyen, bize de ilk defa tanışan arkadaşlar için de söyleyelim. Biz Kanada'nın hem güzel hem kötü yanlarını söylüyoruz. Bu aralarda çok da göçmenlikle ilgili güzel yanlarını anlatabileceğimiz bir durum yok. O yüzden bu gerçekleri de sizlerle paylaşmak istedik. Kanada'nın gerçeği bu ama bu demek olmuyor ki Kanada'ya gelmemelisiniz. Hala hani iş dolayısıyla gelebilen insanlar da var burada tanıyorum. Yani öyle bir fırsatınız varsa gelin ama hiç dil bilmeden Kanada'ya gelip bir şeyler yapmak artık bu saatten sonra birazcık zorlaşmaya başladı diyebilirim. Şimdi bizim ilk videolardan bugüne kadar bir pozitif biz her zaman pozitif olmayı tercih eden şeyleriz ama e, konular artık bu şekilde ve yıllardır burada olunca da her çerçevesinde konuşmak bizim için daha da kolaylaşıyor. Ama ben genel olarak hala <laughs> halimizden memnunum yani. Kanada'da yaşadığım için ben mutluyum. Bunu kendi spesifik olarak söylüyorum. <laughs> Ve kendimi doğru yerde hissediyorum ne olur evet. Da bilmiyorum Kanada'yı sürekli kötüleyen insan daha önce başka bir ülkede yaşamamış insan oluyor. Ya da başka bir ülke görmemiş. Sadece Kanada'yı görmüş ve kafasında o kadar güzelleme yapmış ki Kanada'yla. Geldiğinde bütün her şey bozulmuş onun için. O kafasında kurduğu pembe dünya. O yüzden Kanada'yı sürekli kötülemeye başlıyor. Ya da mesela en büyük örneği şunu söyleyeyim. Kanada'da ırkçılık var diyen abi başka bir ülkede yaşamamış bir insandır. Yani o ırkçılığı ben burada daha net görüyorum. Amerika'da daha net görüyorum. Avrupa'da çok daha net görüyorsun. Şimdi bunu gördükten sonra Kanada'ya gitsen hani Kanada onlara göre çok çok daha kabullenici bir ülke diyorsun ama ilk defa hmm. Kanada'ya gidince küçücük bir ırkçılığa maruz kalsan bile o böyle insanlar Kanada çok ırkçı bir yer falan gibi bir şeye dönüşüyor gibi hissediyorum. Ne kadar çok gezip gördüğünle alakalı olarak algında değişiyor bence. Evet algı çok önemli. yani Mesela bu ırkçılık konusunda çok ciddi sınırları olan biri Türkiye'ye gitse ve konuşulanları anlasa herhalde şok olur. Çünkü Türkiye'de bize göre ya bu da ırkçılık mı dediğimiz aslında anlayamadığımız birçok şeyi Kanada'ya ya da başka bir ülkeye gidince aslında ne kadar fazla ve ağır ithamlar içerdiğini anlayabiliyoruz, ki... görebiliyoruz konuşulan evet, durumda. Evet. Şey mi Ama Türkiye içindeyken anlamıyorsun o kurbağa deneyi gibi. <laughs> ya tabii canım ya şöyle bir şeyin Kanada'da yaşandığını düşünsene Evren. Yat, hepimiz yatağı arayız. Yatağı mıydı? O futbolcu. Hı. Galiba evet şey maske taktıkları ya yani çöp poşeti taktıkları çöp mıydı, yani, saçma sapan bir şey var siyahi bir bunu Kanada'da da yapsa o insanlar hapse girer yani hani gibi ki düşünmek lazım Ca Justin Trudeau kendini bitiriyordu yani bir cadılar bayramı partisinde yaptığından dolayı tabi canım bu arada şey Kanada'nın iyi yönleri kötü yönleri derken başıma gelen bir şey de anlatayım başkasının Hı -hı. da başına gelmesin diye daha dün oldu çünkü biliyorsunuz burada araç sigortaları yaptırıyoruz ve ben bir kredi kartından yakında yolculuğa çıkacağım diye araba kiralamıştım ve yüklü miktarda da bir ödeme yaptım. Kendi aracımla gitmeyeyim diye bu yolculuğa. Elektrikli bir araç kiraladım bu arada. Eray Tesla kiraladım. <laughs> Bence çok saçma. Evren Road ve Tesla ile çıkılır mı ya? Ya yani hepsini ince ince baktım. Yani yolumun üstüne süper şarjör var ve 15 dakikalık duraklamalarla gidebiliyorsun. Ama onun da sigortasını aldım hani yolda kalırsak şey bizi çekici çeksin diye. <laughs> i̇yi, i̇yi. Ama şimdi 300-400 dolarlık bir benzinden kar yaratıyor yani ne olursa hmm. olsun. Biraz fazla durmanın 400 dolara değeceğini düşündüm. O yüzden biraz okay, Tesla olur. kiraladım. Sen yapmışsındır yani. matematiğini. Evet, mat matematik yapıldı bu konuda. Bir de yani merak ediyorum Tesla ile uzun yolculuk nasıl olacak diye. Kendi aracımızın sigortasını işte bu harcamalarından dolayı çekememişler bir ay boyunca. Ben de fark etmedim. Çünkü mail de atmadılar bana yani insurance kampanyası, sigorta kampanyası ve çekemedik diye bir ayda diye şak diye bütün bir yıllık sigorta polisimi iptal ettiler. Baktım Hadi ya, yok. Mi? Aynen 2-3 gün arabayı sigortasız kullanmışım yani haberim yok. Sonra mailler geldi. Şimdi dedik baştan yapacağız. Ondan sonra bütün sigorta poliçemi bir yıllık 50 dakika telefonda konuşarak tekrar sigorta almak zorunda kaldım. Bu bir, bir aylık gecikme dolayısıyla. Ve 100 dolara yakın neredeyse bir arttırma gittiler bu yüzden. Sigorta aylık ödeme sigortmamda 100 dolara oldu. yakın. Aynen. Evet, beni cezalandırmak için sen nasıl bir ay ödemezsin diye. Muhakkak bunu yaşamış ve bilenler vardır. Aşağıda yorumlara yazacaklardır. Ya şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın ama tabi insan çok hızlı çözüm arıyor o sırada çünkü araç kullanamıyorsun sigortasız ve çok tehlikeli bir şey. Kimse de yapmasın sigortasız araç kullanmayın arkadaşlar. Yani Evren şöyle bir şey var. Bir sana bunu gerçekten gerekirse telefonla bile arayıp söylemeleri gerekiyordu. Çünkü ya sen onu gözden kaçırdın o sırada maile bakamadın ya da posta gelmedi zaman. Yani bir bir de ikincisi i̇şte. bunu bir önceki fiyata sanki bir pazarlık edebilirsin. Bir arasan onlarla bir konuşsan sanki ayarlanabilir gibi geliyor. Ya işte şeyde sigorta yaptırırken de soruyorlar. Daha önce gecikmiş veya bu yüzden iptal edilmiş bir şeyin var mı diye. Bu senin sigortanı arttıracak yöntemlerden biri olarak konmuş. Bu büyük ihtimalle sigorta şirketi Şirketlerinin uyguladığı bir oyun olarak düşünüyorum ya. ben. Ya zamanla şeyleri düşmüş, ödeyecekleri paraları düşmüş kişilere biraz zam yapabilmek için uyguladıkları ve aramadıkları çat diye argoca geçirebiliriz biz buradan diyerek. Kapitalizm böyle bir şey. En ufak yerden sızıyorlar abi ya. Evet maalesef ama şimdi doğal olarak o da benim sorumluluğumdu. Kartımda şey ne olursa olsun kendi düşen ağlamaz diyerek. Sadece ben bir uyarı olarak böyle şeylere dikkat edin kanalda. Sigorta şirketlerinde diye de uyarmış olayım. Gelelim Dubai çikolatasına evren. Evet neye taktın bu kadar Dubai çikolatasında sen ya? Bu aralar Dubai çikolatasında nedense bilmiyorum. Ben de şöyle bir şey var. Bilmiyorum sen dede var mı ama popüler kültürün en başta o popüler olma tarafında eğer dahil olabiliyorsam dahil oluyorum. Olamadığımda da direkt onun karşısına geçen bu ne kadar saçma bir şey falan diyen bir ha. insana dönüşüyorum. Kendimle ilgili böyle bir şey anladım. Bu bende şeyde de olmuştu mesela Game of Thrones'da da öyle oldu. Herkes Game of Thrones konuşmaya başladı ve ben şey demiştim ne Game of Thrones ya? Çünkü onu yakalayamadım en başında. Ama sonra izlediğimde oha Game of Thrones çok iyi oğlum falan setlerine gittim <laughs> İrlanda'da falan. Galiba Dubai çikolatasında şu an onu yaşıyorum. Bana çok saçma geliyor. Bir şeyin böyle bir anda bu kadar hızlı bir şekilde ünlü olup uğruna yani kilometrelerce yol gidip millet böyle de Instagram'da videolar çıkıyor bugün Dubai çikolatası bulmaya, Dubai çikolatası avına gidiyorlar. Dubai çikolatasının içindeki o doldurdukları şey bitmeye başlamış falan bilmem ne. Herkes Dubai çikolatası Hı. storiesi. Ne oluyoruz abi ya? Yani bir hafta önce sizin hayatınızda Dubai çikolatası yoktu ve siz yine hayatınızda devam ediyordunuz. Hı. Nedir bu Dubai çikolatası aşıklığı diye i̇şte bu aralar buna taktım. İki şey var burada. Birincisi seninki, senin durumunun bence Kesin bilimsel bir ismi var. Araştırsak buluruz. Çünkü bazı insanlarda var bu. Yani hani popüler olan şeylere karşı durma bir bunun kesin psikolojide bir adı vardır. Ya şöyle Hatta. her zaman olmuyor. O pop yani mesela birisi getirse Dubai çikolatası yer misin dese ve ben orada bir anda hani onu yesem o gerçekten çok güzelmiş falan diyebilirdim. Şu an var bulamadım var. ve etrafımda yok diye de belki böyle oluyor da olabilir. Şu an karşımıza çok çıkıyor. Yani gerçekten Instagram'ımızı ele geçirmiş bir durumda. Ya merak ettim mi ben hani olsa şu an bir denerim. Ama gidip şimdi tek tek bakkal bakkal dolaşıp Dubai çikolatası arar mıyım? Ben sanmıyorum. Bu biraz zamanındaki her şeyin işte biraz influencer etkisi. Biz de içe şerik Bizim de bir influencer yanımız var bu kadar olmasa da, da. Yani biri bir şeyi popüler hale getirince herkes o popülerlikten bir türlü yararlanmak istiyor. Yani onun storiesini çekmek, onun reelsini çekmek. O Dubai çikolatasının tadından bence daha güzel etkileşim açısından. Hmm. Çünkü birçok kişi o Dubai çikolatasını yiyemeyecek ve siz bu Dubai çikolatasının anca videosunu izlersiniz gibi belki bir hmm. hani bilinçli olmayan. <laughs> bilinçli yapıldığını düşünmediğim bir mantıkta olabilir evet, yani olabilir Valla Dubai'de çok garip bir marka olmaya başladı muhtemelen artık hani petrolden para kazanamayacaklarını anladıklarında bir anda turizme mi yöneldiler herkes de her şeyi Dubai'den bir şey ev satın alalım Dubai'den çikolata alalım Dubai'den şunu yapalım hani bilmiyorum ama Dubai'de böyle garip bir markalaşma ve dünyada bir hub olma istekleri, yani hubların içinden birine girme isteği görüyorum. Ama biliyorsun bizim hani senin de bir lafın vardır ve biz bunu hayatımız boyunca da yaşadık, görüyoruz. Bir anda çok hızlı patlayan, büyüyen her şey sonunda çok hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Yani popülaritenin de böyle. Lokmacılar gibi o. Ne oldu o lokmacılara? Kalmadı. Yani lokma, lokma. Doğru. Daha tatlı bir şeyin içine çikolata sosu bas, üstüne karamel dök, ha, 5000 dergi... kalori yap. Herkesi şu şeker hastası ettiler. <gülüyor> <gülüyor> değil, yok, de, hepsi kapandı. Şimdi herkes Dubai çikolatası işine girecek. Bak göreceksin. Öyle Türkiye'de mi? şimdi. Cehir cehir bütün mekanlar yapacak. Ya da o... Direkt açık çikolatası açacaklar yani şube şube. Sonra yine kaderleri artık hayırlısı olsun herkes için. <laughs> Mutsuz olmasın. diye. Hayır, hayırlısı olsun <laughs> evet. Aralarından bir iki tanesi tutturur. Ay, yani. Şimdi ne diyeyim yani. Herkes işinde gücünde ticaretinde. <laughs> Evren Cadılar Bayramı geliyor. Var mı bir Cadılar Bayramı planın ya da herhangi bir şey olmayı düşünüyor musun bu Cadılar Bayramı'nda? Ay yok dün işte Teddy'de bir karaoke Türkçe karaoke gecesi yaptık. Türk film karakterleri. Ben de iri Besatçı oldum. Kimse anlamadı tabii benim Besatçı olduğumu. Ben kendi içimde Besatçı eğitim. <laughs> <laughs> Peruğum ve deri ceketimle. Elime Çok bir silah iyi. ve telsiz almam lazımdı biraz onu. Herkes gelip gelip soruyor sen nesin? <laughs> sen nesin? <laughs> Dedim. İri Çok kıyım Besatçı. Yani aşırı belediye başkanı olduktan sonraki halim bilen <laughs> değil. <laughs> kendimce yani öyle takıldık güzel evet. kostümler vardı dün ama hani başka bir Halloween partisi falan bilmiyorum geçti bizden <laughs> ne düşünüyorsun Halloween ile ilgili buraların kültürü yani özel bir düşüncem yok yani bizde nasıl bayramlar varsa burada da cadılar bayramı Christmas yani biraz ev süslemesi ve kendilerini böyle bir yansıtma için insanların mutlu olduğu bir şey ama şeyi fark ettin mi böyle eskisine göre daha az bir süsleme var ya yani yine pahalı pahalı zengin mahallelerde böyle üst düzey evlerin olduğu yerlerde inanılmaz paralar harcanmış belli ama diğer taraflarda daha orta sınıfta eskisi kadar bir canlılık bir neşe görmüyorum. Nerede o eski cadılar bayramı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gerçekten öyle ya. Önceden böyle hani her evde en azından bir şey olurdu yani iyi ya da kötü. Ne bileyim böyle en kötü ihtimalle bir kuru kafa koyarlardı, bir şey koyarlardı. Ama şimdi ben de Kanada'ya geldiğimde fark ettim o kadar da fazla bir cadılar bayramı heyecanı yoktu. Bilmiyorum ben genelde böyle ülkelerde topluca kutlanan şeyleri seviyorum. Bayram olsun yani keyifli oluyor. Bir de şey de aslında görüyorsun. O biraz böyle içindeki çocuğu da aynı zamanda eğlendiren bir şey ya. Böyle bazı insanlar gerçekten o içindeki çocuğu dışa yansıtmak için evlerin efsane bir şekilde dekore ediyorlar. Müziğe göre ışıklar değişiyor, bilmem ne işte durup dururken bir şeyler canlanıyormuş gibi oluyor. Öyle böyle bir çok eğlenceli bir şekilde bir, bir şeye dönüştüren insanlar da var. Daha çok gözlemlediğim şu evlerinin dışına daha fazla dekorasyona harcama yapan insanlar genelde evli ve çocuklu oluyor. Hani o şekilli şu kadarlı olanların çoğu öyle oluyor. E, diğer insanlar da hani ufak tefek biraz dekorasyon yapıyor ama daha çok kendilerinin ne olacağına ve nasıl parlayacağına daha single ya da çocuğu olmayan ailelerde de genelde bu öyle olup dışarı çıkalım hadi falan moduna geçiyorlar. Ben bugün bir dışarı çıktım burada gezmeye başladım. Bizim burada bayağı bir vardı. Hani Halloween şeyi herkes kostümlü. Bir de kostümsüz bendim. Böyle <laughs> bir baktılar. Dedim ben bugün Türk olarak geldim. <laughs> bugün Türklüğümle size korku salacağım. ne Türk bir olarak taraf, geldim. <laughs> Bir de hep şey olur ya böyle st stereotype şeyler. Bir tane fest falan evet. böyle. Vallahi söylediğin şey ben uyuyorum mesela yani artık yalnız yaşayan biri olarak hiç öyle aman ağaç kurayım süsleyeyim <laughs> ya da işte bir şey yapayım hiçbir bayram için söylüyorum yani hiçbir bayram için bir şey yapasım gelmiyor yani dümdüz. <laughs> Sonra bir de onları kim toplayacak diyorum yani. <laughs> evet doğru söylüyorsun evet Ama ya galiba biraz yapmak da lazım zorlamak lazım ya çünkü hani yapmamak daha kolay zorlayınca sürekli bir şeyden bir keyif almaya çalışınca da bazen zor oluyor ama sonra keyif de alıyorsun gibi geliyor bilmiyorum ama ama kime yani kendime mi yapayım desem bu bana keyif veren bir şey mi bilmiyorum yani o kadar emin değilim. Hani dediğim evet. gibi ailen olsa çocuğun olsa mutlu olur filan. Belki hani eşin mutlu olur da kendi kendime bir şey süslemek bana mantıksız geliyor. Dışarı evet. çıkmak, süslenmiş bir yere gitmek, arkadaşlarınla yani birileriyle paylaşmak, evet. belki bunda daha mantıklı. İşin e, komik gerçi. kısmı biz eski cadılar bayramı partisi verdik ama mesela hiç cadılar bayramı ile ilgili Kanada'ya geldiğimizden beri böyle hani hardcore bir şey yapmadık. Şu an onu fark ediyorum Aslında tam bizlik bir şey yani böyle farklı bir şekilde giyin, çık bir şeyler. Aslında baktığında böyle minik bir tiyatral yanında da var. Evet. Eğlenceli yapabilirmişiz ama hiç içimizden gelmemiş. Ben de bir garip buldum şu an. Evet biz olaya hani tamamen tarihinden bağımsız olarak tiyatral baktığımız için bizi eğlendiren bir şeydi evet. yani o. Yani evet. Farklılık kostüm seçmek eğlenceli bir şey yani. Biz yeterince cadı değilmişiz demek ki. Bak şimdi bizim zamanımıza çok denk gelmedi. Biz şeyi de iyi yapardık. Ne bileyim cosplay yapıyorlar ya şimdi. Hmm, Eğer mi? çok böyle bir anime ya da ne bileyim bir şey izleme geçmişimiz olsaydı o zamanlarda üniversite zamanlarında cosplayden de zevk alabilirmişiz. Yoktu. Ben Avatar'ı bile çok <laughs> geç izledim ya. Benden bu kadar evren. Bu Kuzey Amerika hattına getireceklerim bu kadardı. Senin var mı başka söylemek ve anlatmak istediklerin? Evet geldik böylece bir Kuzey Amerika hattının sonuna 10. bölümü de yedik. Ben önümüzdeki ki, pazar itibariyle. Neredeyse 15 gün yollarda olacağım, bilmiyorum yapmaya ihtimalimiz olur mu ama yine bir ara vermek zorunda kalacağız gibi. Evet olsun olmazsa... bakalım elimizden geldiğince yapmaya çalışırız olursa olur olmazsa sen döndüğünde hemen devam ederiz. Yani, Olma belki yolda Berkay arabayı sürerken <laughs> değişik bir şey deneyebiliriz yani. Olabilir olmazsa... valla neden olmasın? E bakalım seni ne bekliyor bu hafta? Valla işler güçler Evren ya hala yani Amerika'ya taşındığımdan beri hala işler Kanada'dan geliyor doğal olarak o yüzden Kanada'ya git gellerimi azaltmaya çalışırken oradan ekstra işlerin gelmesi de bir kafa karıştırıyor ama elimdeki projelerle devam çalışmaya devam edeceğim yapacak aynen, bir aynen. şey yok hayat böyle bir yer. Aynen güzel. Hayat güzel ya. Yapacak çok şey var. Evet ben çok bu şey var. Keyif alıyorum. <laughs> İyi o zaman. İyi bakalım. Kendine dikkat. O zaman yap. görüşürüz. Sen de öyle. Çok teşekkürler izleyen arkadaşlar da. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yorumlarınızı, evet. like'larınızı bekliyoruz. Benzinimizi bekliyoruz. Hadi bay bay.